Çağatay oluşturan kabilelerden Barlasların reisi olan Trogo ile Tekiri Hatun'un çocuğu olarak 1336'da Semerkant'ta doğdu. Timur'un düşüncesi, Cengiz Han'ın ölümünden sonra Çağatay Hanlı, İlhanlılar ve Altın Orda kılıçları üzerinde Cengiz'in imparatorluğunu tek bir çatı altında toplamaktı. Ve saltanatının sonunda da bunu büyük ölçüde başarmıştır. Cengiz Han soyundan gelen Kazak Han'ın kızı Saray Mülük evlendiği için damat anlamına gelen Küregen lakabını kazanmıştır. Ama Cengiz Han'ın soyundan gelmediği için Han yerine Emir unvanını kullanmıştır. Çağatay Han'ın çoluk Timur, 1360 yılında Mavera'nın ele geldiğinde bazı beyler bölgeyi terk etti. Ama Timur terk etmeyerek Çağatay Han'la bağlılığını bildirdi. Böylece Çağatay Han'ın bendesi oldu. Karşılığında ise Behr ve çevresi kendisine bırakıldı. Timur 24 yaşında Barlas boyunun başına geçti. Timur Kazak Han'ın torunu Emir Hüseyin ile ittifak kurdu. Çağatay Han'ı oğlu İlyas Hoca'yı Mavera'nın nehire vali olarak atadı. Emir Bey'i onun atabeyliğine, Timur'u da onun hizmetine atadı. Timur, emri komuta zincirine ikinci yer razı olmadı. Timur ve Hüseyin kanun kaçağı olarak gizlemek zorunda kaldı. İki arkadaş geçimlerini eskiyacılık, yol kesicilik ve paralı askerlikten sağladı. Semerkant yakınlarındaki şehri Bers şehirlerini İlyas Hoca'nın elinden aldılar. İlyas Hoca yeniden işgali kalkıştı. Taşkent'teki savaşta Timur üstünlüğü ele geçirdi. Ama Hüseyin durdu. Böylece Moğollar yeniden saldırdı ve Timur yendi. Ceyhun Nehri'ni geçerek güneye doğru kaçtılar. Timur kendini ihanete uğramış sayıyordu. Bu savaştan bir yıl sonra Semerkand'ın bağımsız Serbedar yönetimini mağlup ettiler ve buranın yeni yöneticiler oldular. Timur, Hüseyin'in başkenti Berk'e hücum etti ve Hüseyin'i katletti. Hüseyin'in tüm hazinesi Timur'un eline geçti. Çağatay Hanlığı'nın başına kurulu bir yönetici atandı. Gerçek iktidar Timur'un elindeydi. 9 Nisan 1370'te Timur Çağatay Hanı oldu. Kuzey ve Batı Harizm, Çuç ulusuna, Kat ve Hive Çağatay ulusuna aitti. Timur, buralara elinde bulunan Hüseyin Sophia'yı bir elçi gönderdi ve buraları bırakmasını istedi. Ama Hüseyin Sophia teklifi kabul etmedi. Timur, Mevlana Celaleddin Keşi de Hüseyin Sophia'nın yanına gönderdi. Ama Hüseyin Sophia onu hapsetti. Bunun üzerine Timur, Harezm'i kuşattı ve Kah şehrini ele geçirdi. Hüseyin Sophia öldü. Onun yerine Yusuf Sophia geldi. O Timur'a itaat etti ve Hanzade diye meşhur olan Sülünbek adamı Timur'un büyük oğlu Birze'ye vermeyi vaat etti. Yusuf Sofi'nin sözünde durmaması üzerine Timur, yine de Harizm üzerine yürüdü. Çeyizlerin hazırlanması bahanesiyle af dileyerek Sülübek adamı Semerkant'a gönderdi. 1379 yılında Yusuf Sofi, Timur'un Doğu ile meşgul olmasını ayarlamak amacıyla Buhara tarafına asker sevk etti. Timur bir elçi gönderdi ama elçi yakalandı. Yusuf Sofi öldü ama yerine geçen Süleyman Sofi ile anlaşma sağlandı. Harizm bölgesi Timur'a bağlandı. Ama Toktamış'ın etkisiyle Sofi ailesi yeniden Timur'a muhalefet etti. Süleyman Sofi'nin Toktamış'ın yanına geçmesiyle Timur yeniden Harizm üzerine yürüdü ve Harizm'i yeniden fethetti. Süleyman Sofi Toktamış'ın yanına kaçtı.